Tam 26 suç kaydı bulunan bir yaratık tarafından biliyorsunuz ki bir kadın polisimiz Şeyda Yılmaz şehit edildi. Buradan ailesine sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Dedi ki vatandaşlarımızın adalete olan inancını tesis etmeye çalışacağız dedi. 22 senedir ne yaptılar? Bu ayrı bir soru. Bakalım vatandaşlarımız adalete ve yargı sistemine ne kadar güveniyor? Başlayalım. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Adalete güveniyor musunuz Türkiye'deki? Güvenmek istiyorum. Ama yani sizce güvenilecek gibi mi? Şüpheliyim. Rahat değilim. Korkuyoruz. Herkes korkuyor. Herkes korkuyor. Yani doğrusu bu. En cesurum diyen de korkuyor. Korkmaya mecbur. Mecbur çünkü en ufak şeyde istediğimizi söyleyemediğimiz bir memleketteyiz. Yani küfür demiyorum. Küfür etmeyelim sadece. Eleştirmek bile suç oldu. Onun için korkarak yaşıyoruz. Böyle başınıza bir şey gelse, adalete karşı böyle içiniz rahat, ben sonuçta bunu yaşadım ama bunun sonucunda adalet yerini bulacak diyebiliyor musunuz? Yok, bugünlerde diyemiyorum. Ben doğdum büyüdüm İstanbul'da. Yani böyle bir durum görmedim. 73 yaşındayım. Şüpheliyim yani, kimse hakkını bulamaz gibi geliyor bana. Biraz paralılar buluyor. Zenginler buluyor. Onlar yani şu daha kestirme bir laf olur. Her şey parayla. Yemek, içmek, gıda, giyim, adalet de parayla oldu gibi. Siyaset parayla zaten. Parası olmayan milletvekili olamıyor. Daha ne diyelim? Adaletin ama olmadığı. Şimdi ben milletvekili olmak istesem belli bir miktar para vereceğim. Ne kadar diyelim, atıyorum 5 milyar. 5 milyar vereceğim. Beni birinci sıradan şu şehrin milletvekili yapacaklar. Peki siz benim arkamdan 8 milyar verirseniz beni ikinci sıraya düşürüyorlar. Ne oluyor? O oradan tek milletvekili çıkacaksa ben dışlanıyorum ama dışlanmıyorum. O parayı vermişim ya o partiye. Muhakkak bana o parayı çıkar. Ben de boş adam değilim, o parayı verdiğime göre biraz caz yapıyorum yani. Ne oldu falan diyorum. Bu sefer diyorlar sen dur ya, sana da bir ihale veririz, paranı kurtarırsın. Böyle yaşıyoruz yani. Benim tahminim bu. Peki bir şey soracağım. Bir ülkede adalet yoksa ne olur? Neye sebep olur bütün bunlar? Vallahi şu anda herkes içindekini söylese, herkes içinden geldiği gibi davransa iç savaş çıkar. Yani allak bullak olur bu memleket. Kıyamet kopar yani. Çünkü yani kime sorsanız aynı düşüncedir diye düşünüyorum. Sadece bir kesim var. Rahat biraz, ya ne diyeyim ben. Hani bu dini konulara giriyor, bu istemiyorum da fazla. Orada çünkü daha büyük tehlike var. Burada yargılanır, hapse atılırsınız. Dine biraz konuştuğunuz zaman da kelleniz gidiyor. Allah-u Ekber deyip adam öldürüyorlar. Böyle bir Müslümanlık da istemiyorum ben. Yani hiçbir şey güzel değil. Yani çok teşekkür ederim. Siz adalet sistemine güveniyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Neden? Çok konuşmaya gerek yok ya. Ülkede adalet olmadığı apaçık ortada. Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Biliyorsunuz bir şehit verdik. Bir kadın polisimiz Şeyda Yılmaz. 26 suç kaydı olan bir tarafından öldürüldü, şehit edildi. Siz bir vatandaş olarak kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yani bu ülkede tabii ki hayır, hissetmiyorum. Başınıza bir şey gelse Türk hukukunda, yargıda cezasını adaletli bir şekilde yerine gelir diye düşünüyor musunuz? Endişeniz var mı yani? Ya tabii ki canım, adalet olmadığı apaçık ortada. Tekrardan şöyle bir durum var. Yani bir kişi işlemeye kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğru icraya başlayıp elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa bir teşebbüste bulunur. Ama bu ülkede maalesef böyle bir teşebbüs. Neden bu yok ya? Neden bizim ülkemizde adalet sistemi bu şekle geldi? Yani şu an her şey paraya dönük. Parası olan satın alıyor gibi. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Merhaba, size sorayım mı? Adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Hayır. Biz de hiç sormayın. Hayır. Yani paranın her şeyi satın alabildiğini düşünüyoruz bu devirde. Evet, gerçekten öyle düşünüyoruz. Evet. En son Dilan Polat örneğini gördük baktığınız zaman. Dilan Polat'tan sonra adalet mi kaldı? Evet, Dilan Polat'tan sonra bu kadar her şey hani konuşulmuşken, görüşülmüşken bu fenomenlerin bu kadar rahat çıkabilmeleri. Ama bir ekmek için hapse giren çocukların, annelerin, babaların bu kadar değersiz kılınması ya da işte görüyoruz çocuk istismarlarını, sokak hayvanlarını görüyoruz baktığınız. Bunlar varken zenginlerin bu kadar rahat adalet sisteminden sıyrılabilmeleri haksızlık. Evet. Nasıl oluyor peki? Yani neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela 26 suç kaydı olan biri bir polisimizi şehit etti. Evet. Bu da bir örnek. Evet, kesinlikle örnek. Adalet işte. Belki bazı şeyler yetersiz kalıyor. Günümüz sistemimizde Atatürk'e ve çok şeyleri zamanında öngörmüş, yapmış. Ama günümüzde belki de daha değişik sistem uyarlanması gerekiyor olabilir. Bilemiyorum yani, her şey olabilir. Dilan Polat daha zengin çıktı şu an. Evet, şu an. Daha zenginliğine baktığımız zengin katılık evet, katacak. Adaleti soruyorsunuz ya. Tanımayan insanlar bile şu an Dilan Polat daha zengin olacak. Az onun yani arkasında kimden olduğu çok bariz, biz halk tarafından bile bilinebiliyor, söyleniyorken
yukarıdaki insanların bunu bu kadar normalleştirmesi diyelim, artık her şey çok normalleşti ve sıradan oldu bu. 7,5 milyon insan takip ediyor. Ülkemizde evet. 7,5 milyon insan Dilan Polat'ı takip ediyor. Eğitmenler bu kadar takip edilmiyor bakın. Evet. Profesörler bu kadar takip edilmiyor. TikTok'lar varken bu kadar magazin programları, insanların belki de ihtiyacı var, bilemiyoruz psikolojide ne durumda insan, yaşanan sosyal olaylardan dolayı, maddi durumlardan dolayı. Bunlar da tetikliyor olabilir. İşte bir yerde bazı şeyler eksik. Bunlar da neden? Balık baştan kokarmış deyip bu olayı kapatmak lazım. Kızımızın olayı köyde bir aydır çözülmedi ya. Evet. Var mı böyle bir adalet? Çözemeyecek kadar devlet değil miyiz biz? Yani. Hani adalet. Ve gençlere çok üzülüyorum ben. Parayı verip bugün herkesin okuyabilmesine çok üzülüyorum. Parayı veren herkes özel okulda okuyabiliyor. Herkes doktor, herkes mühendis, herkes eğitim sisteminden geçiyor. Ama niye fakir kalkıp da vatani görevini yapmak zorunda en basiti? 21 gün askerlik. Niye KPSS'yi beklemek zorunda? Oradan yüksek puan almak zorunda? Yani baktığınız zaman o kadar çok adaletsizlik var ki. Benim üniversiteyi bitiren yeğenim 90 puan aldı. Çok seviniyoruz şu anda aldığı için ama diyor ki yani abla diyor şu an 2 sene beklemek zorundayım diyor. 2 sene bekleyeceğim diyor. YÖS diye bir şey var bile. Benim ben 51 yaşındayım. Gözüm açık gidecek o YÖS'ten. İnsan yurt dışında doğuyor. İlkokulu burada okuyor. Ortaokulu burada okuyor. YÖS'ten sınava giriyor ve tıp okuyor. Yani tıp büyük bir şey diye demiyorum. Çünkü puanı yettiyen çocuk orada kalıyor, ailesinin parası yok diye puanı zor yettiriyor, çalışıyor. YÖS diye bir kavram var, yabancı öğrenci. Hadi git oradan ya, ilkokulu burada okumuş. Neresi YÖS? Kaldıracaksın bu sistemi. Günah ya, parası olan okumayacak, hepsi herkes okuyacak. Evet, özel üniversiteleri biraz gözden geçirmesi YÖS gerekiyor. YÖS nedir ya? YÖS. Adı bile eğitimde kötü. Fırsat eşitliğimiz zaten yok. Yok. Hiçbir şekilde hiçbir konuda adaletimiz yok. Yok. Peki bugün siz bir vatandaş olarak yani Allah korusun başınıza bir şey geldiğinizde hakkınızı, hukukunuzu helal arayıp... Ediyorum. Ben helal etmiyorum, yapabileceğim bir şey olsa yaparım ama ararız. Hakkımı, da. Hakkımı, hukukumu tabii ki arayacağım sonuna kadar. Ararsan adalet yorulursun. Sistemi deyip arkasına güveneceğim. Başka bir şey geliyor mu elimden? Aradık da yorulduk. Aa, hiçbir şey yok. Yani bekleyeceğim o adalet sistemini bir gün bana işleyeceğini bekleyip duracağım. Ben başka Dilan çözümüm Polat yok. Ben Dilan Polat değilim ki çözeyim. Evet, ne yapacağım? Onay yattı, sesini çıkarmadı. Ya gık demedi. Çoluğun başına bir şey gelmesine her gün dua ediyorum ben. Baktığınızda özel okula gönderiyorum çocuğumu imkanlarımla. Ama bugün özel okul ne kadar elverişli. Sadece şey soracağım anda... ne kadar mesela okul özel okulların okul ücreti ne kadar yıllık? 250'ye de var, 100'e evet, de var. Evet, bende ikiz çocuk var. Bugün bu sene 80 bin iki çocuğa okul kitap parası verdim. Son dakika golü attılar okulların kapanmasına. Bir hafta kala açıklandı bu. Eğer bu açıklanmasaydı tabii ki bu parayı ödeyecek durum yoktu. Kredi çektim, ödemek zorunda kaldım. Okula dönüyorsunuz, şikayet de ediyoruz Milli Eğitim'e, çözüm yok. Milli Eğitim bilmiyor mu sanıyorsunuz siz bütün özel okulların? Tamam, özel okulları bir şey getirdi, skala getirdi. Bu kadar zamın üstüne çıkamazsın dedi. O da ne yapıyor? Yemek parasından çıkartıyor. Evet. Servisinden çıkartıyor kitabınlar. Bir tişört, masmavi bir tişört 850 TL. Ben özel okula neden gönderiyorum? Çocuğum psikolojisi yerinde değil diye gönderiyorum. Çalıştığım zamanlarda hani devlet okulların saatleri bana uymuyordu. Bakıç tutamam diyerekten özel okula yönelmek zorunda kaldım. 40 kişilik sınıfta benim çocuğum ne kapabilir devlet okulunda diye düşündüm. 14 kişilik sınıf daha yetim görür diye düşünerekten göndermek zorunda kaldım. Ama baktığınız zaman geldiğimiz nokta özel okulların artık bir ticarethane oldu. Eğitim sistemine de güvenimiz yok, adaleti de yok. Yok. Ne yapacağız? İyi anne baba olmaya çalışacağız. O da bu şartlarda nefesimize ne kadar tek kalan o. Ne kadar psikolojimiz el verdiği kadar. Çünkü biz de anne baba olmayı bilmiyoruz. Yaşayarak öğreniyoruz. Evet. Çevreden, faktörlerden her şey bizi etkiliyor bugün. Biz yaşayarak görüp iyi anne baba olmayı çalışıyoruz. Ya kendi torunlarını Amerika'da okutup da senin çocuğuna İmam Hatip'e gitsin diyen bir olaya... Yani isim vererek konuşamıyoruz artık ağzımıza. Yani senin torunun Amerika'da okuyacak, benim çocuğum İmam Hatip'e gidecek. Hadi oradan. Ya Allah Allah. Benim çocuğum İmam Hatip'e gidemez. Programlarında ben yaşarken gidemez. Ya Allah Allah deyip ama bugün baktığınız zaman bütün din hocaları en lüks yaşayan insanlardan. Nerede bunun Allah'ı kaldı, nerede dini kaldı? Peygamber Efendimiz yaşantısına bakın. Bugün din adamlarının, camicilerin, camideki cami hocalarının yaşantılarına bakın. Camide hala biz cami imamına para toplanıyor cuma günleri atıyorum. Hani giderken bir kutu konuyor. Ya onun maaşı var, onun bir lojmanı var. Niye para topluyoruz? Caminin giderleri işte. Güya yani. Ya ben şey düşünüyorum mesela aramızda konuştuğumuz zaman her sokak başına bir cami yapılana kadar tabii ki hepimiz Müslümanız. Bir eğitim, küçük bir eğitim okulu yapılsaydı devlet okulu ne açıkta öğretmen kalırdı. Evet. Ne 40 kişilik sınıflar olurdu ilkokullarda ne de özel okullar kalırdı. Sen camiye verdiğin özeni kalkıp her sokak başına bir okul yapardın. Cami nasıl yaptırabiliyorsan. Ben ilkokulu köyde bir odada 3 sınıf birden okuduk. İlkokul 1, ilkokul 2, ilkokul 3'tük biz. Biz kötü mü okuduk? Öğretmenimiz maşallah bize yetiyordu. Böyle olmasın tabii ki ama her sokağa cami yapılana kadar...
tabii ki Müslümanız. Bakın orada asla bir kalkıp da olayı farklı bir boyuta taşımak istemiyoruz. Ama bu yapılabiliyorsa, biz eğitim sisteminden şikayetçiysek, özel okullardan şikayetçiysek, gençlerin iş bulamadığından şikayetçiysek, en basiti bunu yapabiliriz. Her sokak başına değilse üç sokak başına bir cami gibi bir okul dikin. Koyun gençleri, öğretmenleri başına. Hani işsiz kalır, ne öğrenciler özel okula yönlenmiş olur. Herkes okur, çok güzel bir hayat olur. Ama işte hani biz bunu düşünebiliyorsak, diğer insanlar nasıl düşünemiyorlar? Bugün TOKİ'de niye bile bu kurada torpil varsa, atamada torpil varsa siz bana adalet soruyorsunuz. Neyse, çok uzun konu var. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada arkadaşlar, Dilan Polat'tan bahsettik şimdi. Sanki Dilan Polat suç işlememiş gibi bir algı var. Bakın, suç işleyip işlemediğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi tek bildiğimiz bir şey var. 1 milyar 200 milyon vergi kaçırdı. Suçsuz diye bir şey yok. Bu şekilde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Beraat etmiş havası var. Beraat da etmedi. Yargılaması devam edecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Size sorayım. Adalete güveniyor musunuz? Sorma yavrum, sorma. Hiç bize bu soruları sorma. Soranlar nereye gittiğini biliyoruz. Sormayın. Çekiniyor musunuz konuşurken? Çekiniyoruz, evet, maalesef. Yani halkı konuşmaktan korkutuyorsunuz. Konuşursak başına bir şey gelecek diye düşünüyor halk. Ama 26 suç kaydı olan bir insan bu halkın arasında çok rahat gezebiliyor. Ve o kişileri korkutmanız gerekirken siz halkı korkutuyorsunuz. Siz yanlış kişileri korkutuyorsunuz. Halkın bir suçu yok. Halk bir suç işlemiyor. Halk fikir özgürlüğünü kullanarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Eleştiri hakkını kullanıyor. Ama siz sabıkalı suçlu insanları sokakta halkın arasında gezdiriyorsunuz ve onları zerre kadar korkutmuyorsunuz. Merhaba. Adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Asla güvenmiyorum. Ben sağ görüşlüyüm. Ülkücü görüşe mensubum. Ama maalesef asla güvenmiyorum. Dün görüyorsun, 26 suç kaydı olan benim bir polis kızımı öldürüyor. Evet. 26 suç kaydı var. Benim bir polis kızımı öldürüyor. Ya, uyuşturucudan cinsel istismara kadar her suçu işlemiş. Maalesef, maalesef paran varsa maalesef dışarıdasın. İşte Dilanlar 550 milyon liralık sahte fatura yapıyor. Sen 1 milyon lira yap bak ne oluyor. Maalesef böyle. Biz 50 lira yapsak başımız belaya girer. İşte onun için ben hayatımda MHP'den başkasına oy vermedim. Vermeyeceğim ama utancımdan oy kullanmadım. Namusuma şerifime söylüyorum. Gitmediniz sandığa. Gitmedim. Ve burada ben okul sorumlusuydum. Oraya da gitmedim. Bu kadar. Peki niye bu hale geldi bu adalet sistemi? Yılmaz Tunç açıklama yapıyor. Diyor ki yani adalete olan güveni güçlendirmeye çalışıyoruz. Kendisiyle burada Bakırköy meydanında cezaevleri seminer yapınca, bir şeyler satmaya çalışınca orada görüştük. Söyledim ben. Ben vicdanen rahatım. Bahçeli'ye de, Cimer'e de yazdım. Erdoğan adamlara da söyledim. Ben çok rahatsızım. Net bir şey söyleyeyim. Yazıhanem, buradaki yazıhanem boşaltılıyor, çalınıyor. Kamera kaydı var mı? Var. Çalan belli mi? Belli. Ve 3 ay ceza aldı adam. 3 ay. Onu da 1/2'ye 1,5 ay. Onu da paraya çevirmiş 105 lira. Benim 40 yıllık bilgilerim gitti. 40 yıllık bilgilerim gitti. Maalesef utanç duyuyorum, ben söyleyeyim. Bir ülkede adalet olmasa o ülkenin sonu ne olur? Felaket. Sadece iyi giden savunma sanayideki çalışmalardır. Onun harici hepsi boş. Boş, boş. Kimse güvenemiyor ki. Paran varsa adalet oldu işte. Bitti, bu kadar. Ne adalet? Nerede adalet? Söylediğimiz zaman diyorlar ki sen sola mı? Ben solcu değilim, sola geçmedim. Muhalif de değilim. Ben Türk milliyetçiyim, vatanseverim ama maalesef böyle gerçek. Çok teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Türkiye'de adalete güveniyor musunuz? Hiç güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? Her şey pahalı. Pahalı olduğu için güvenmiyorum. Peki adalet sistemine güveniyor musunuz? Hukuka, mahkemelere, savcılara, hakimlere? Her şeye tabii, adalet olursa güvenirim tabii ki yani. Yok mu sizce adalet? Yok ya, adalet nerede ki? Yok mu? Yok yok, hiçbir şey yok. Markete giriyorsun, oradan çıkamıyorsun yani işin içinden. Ne askeri ücretin, kime güveneceksin? Yok bir şey yani. Ekonomide de adalet yok, hiçbir yok, şeyde yok, adalet hiçbir yok. Hiçbir şeyde adalet yok. Benim görüşümce yok yani. Peki sokakta gezerken tedirgin oluyor musunuz? Tabii, tabii. Neyden tedirgin oluyorsun? Ya ben bazılarda oturuyorum, bir akşamdan sokağa çıkamıyorsun. Ne bir silahlı bilmem neyle. Öyle mi? Tabii canım. Çok iyi bir şey değil ki yani. İstanbul'da ne var ki? Hayat yok. Yani yok, akşam yok. Saatlerinde böyle rahat... İşe gidemezsin. Gidemezsin. Bir bayansın ya, gidemezsin. Gündüz mesela? Gündüz geziyorum ama gece asla gidemezsin. Mesela onda diyelim ki bir yürüyüş yapayım. Ne var orada? Ama bazılarda yer... Ya çocuklar, kapkaççılar var, silahlılar var. Her şey var yani bazıları.
çok iyi bir şey değil yani. Yani sağlıklı bir şey değil. Bir bayan gidemez. Teşekkür ona ederim. Kırandık sana kadar. Sağ olun. Merhaba. Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz? Hayır. Neden? Belli değil mi yavrum? Ne sizin güveninizi sarsıyor? Her şey. A'dan Z'ye. Şu röportajı yapmaktan bile çekiniyorum. Başıma ne gelir diye düşünüyorsun. Düşünüyorum. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi. Yani şu halkı konuşmaktan korkuttuğunuz kadar iti köpeği, uğursuzu, uyuşturucu müptezelini korkutmuş olsaydınız bugün zaten sokaklarımız çok daha güvenliydi yani. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ya çok iyiyim. Siz nasılsınız? Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz? Ya. Neden güvenmiyorsunuz? Neden güvensizsiniz? Çünkü ben dışarıda yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Avusturya'da. Çok orada mesela adalete güveniyor musunuz? O kadar olmaz. Orası kanun kanun. Çinleyemezsin. Yani orada bir suç işlense mesela 26 tane suç kaydı olan biri halkın arasında mesela gezebilir mi? İmkanı yok. İmkansız. Bizde halkın arasında gezmedi yetmiyor. Bir de bir polis şeyi de diyor. Biliyorum. Hepsini biliyorum ama konuşmayacağım o kadar. Neden? Çünkü şeyi belli. Olanağı belli yani. Fazlası üstü yok yani. Beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Acayip sevindim. Sizi gördüm mü? Her gün sizi seyrediyorum. Her gün. Öyle mi? Arıyorum böyle YouTube'da. Teşekkür vallahi ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Amcacığım, adalet sistemine güveniyor musun Türkiye'de? Güveniyorum tabii. İşliyor mu hukuk sistemi? İşlemiyor şimdi ya. İşlemiyor mu? Yok. Niye işlemiyor? Ağır gidiyor ya. Nasıl? Geç mi oluyor? Geç oluyor. Ama bir olay oldu, daha çözecek. Ya bu bir dakikalık iş. Hangisini diyorsun? Narin olayı mı? Tabii. Elektrikli sandalyeye bir bağlasın, 5 dakikada konuşurlar. Belki de çözmüştürler. Niye biz bile çözdük yani. Niye açıklamıyorlar? Niye sence? Ne bileyim, bir sistem var. Neden? Güvenini sarsıyor mu bu seni? Güvenimi yok, sarsıyor tabii hani bir vatandaş olarak. Değil mi yani? Niye bizi oyalıyorlar ki? Nasıl kamuoyunu yani? Açıklasınlar hani. Niye gündemi değiştiriyorlar? Ya birileri zengin oluyor bu ara. Öyle değil mi şimdi mantıklı? Öyle vallaha. Bu altın hemen 2885'e çıktı bu arada. Demek ki birileri hemen bir arada zengin oluyor. Sence 26 suç kaydı olan biri dışarıda nasıl gezer? Vallahi işte güvenimizi sarsıyor o. Kadın polisimiz şehit ya, oldu. Ya ona çok üzüldüm. Ben de Sivaslıyım. O Sivaslı hanıma çok acıdım. Değil mi? Ama bunu nasıl dışarı bırakıyorum? Demek ki bir yerde bir tıkanıklık var. Bir bozukluk var, var yani. Yani hukuku güzel okuyacaksın ya. Adaletli olacaksın ya. En başta adalet. En başta adalet. Adalet de insanın vicdanıdır. Ya bizde para çok geçiyor. Değil mi şimdi? Evet. Mantıklı olarak ya. Yani o şimdi zaman işte zenginlerin adaleti oluyor. Tabii. Ben şimdi diyorum ki çocuğa ne olacağım diyorum. Avukat olacağım diyorum. Adaletli bir avukat ol ya. Kötü mü olur? Çok güzel olurdu. Biz bunu hak ediyoruz. Vallahi hak ediyor. Fazlasını hak ediyor da yapmıyorlar işte. Niye? Ya niyesi ben ne bileyim, okurken mi bir yamukluk var, bir şey var. Var. Var yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu güler yüzünüz hiç sormaz mı? Teşekkür ederim. Sizin de öyle. Sağ olun. Adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Hayır canım, kesinlikle güvenmiyorum. Nedene gerek yok. Yani herkes neden olduğunu gayet iyi biliyor. Yani benim bir şey söylememe gerek yok ki. Şundan bundan herkes, hukukçular biliyor. Efendim tüm yetkililer, halk, herkes biliyor. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır. Hayır. Yani güven dediğiniz zaman çok geniş bir kavram. Hangi konularda kendinizi güvende hissetmiyorsunuz? Hiç uzatmaya gerek yok. Bir ülkede yaşanabilir olması için 3 ana temel hak olması lazım. Demokrasi, insan hakları ve adalet. Bu olmadığı zaman kimse ne kendini güvende hisseder, ne adalet bekler, ne de efendim mutlu olur. Mutsuzluk da bunun temeli zaten. Yani 26 suç kaydı olan birinin dışarıda gezmesi normal bir şey mi? Efendim yani bu sayılara takılmayalım. Yani eğer bir insan suçluysa gereği yapılmalı. Bunun tam tersi uygulamaları görüyoruz çoğu zaman. Mutlaka tabii ki adaletin tesisi olduğu davalar da vardır. Haksızlık etme. Bu çok azınlıkta kalıyor. İnsanlar mutsuz oluyor. İnsanlar tepki gösteriyor, üzülüyor. Halk huzursuz oluyor. Bu tarz olayları gördüğümüz zaman yani, tabii ki güvenimiz sarsılıyor. Yani bu o söylediğiniz yani en son madde. Güvenimizin kalmaması. Daha nelerimiz kalmadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Dünyada adalet var mı? Yok mu? Yani Türkiye'de değil sadece, dünyada da yok ki. Dünyada mesela 26 suç kaydı olan biri sokakta böyle fellik fellik gezebiliyor mu? Geziyor.
Amerika'da da geziyor. Ya o 26 suç kaydı olanı bırak sen. Filistin'de çoluk çocuğun üzerine bomba atanlar var. Ya bu bir şey değil, bu münferit bir olaydır yani. Dünyanın göz önünde milyonlarca insan katlediliyor. Ya dünyada adalet yok, Türkiye'deki adaletsiz de yapalım. İşte dünyada yokken bizde niye olmasın yani? Bizde olsun işte. Tabii ki. Dünyada olmayan şey senden niye olsun? Dünyada yok. Bu istesek olmaz mıydı? Olmaz. Yapamaz mıydık? Tesis edemez miydik? Olmaz, yapamaz. Ne o zaman herkes bütün suç işlesin yani dediğinize göre? Normalleştiriyorsunuz şu anda, normalleştiriyorsunuz. Ben realiteyi söylüyorum, normalleştirmiyorum. Ama felsefe yapacaksak yapalım. Felsefe değil beyefendi. Suç oranları mesela sizce arttı mı? Yani Türkiye'deki suç oranlarını önlemek değil mi devletin işi? Budur yani. Uyuşturucusuydu, istismardı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sadece Türkiye'yi takip edenler için siz söyledikleriniz doğru. Ama dünyayı takip eden adam için söyledikleriniz dünyada sizce 26 suç kaydı olup böyle 50 kolunu gezerek gezebiliyorlar mı? Tecavüz ediliyor. Biliyor musun? Ben bilmiyorum böyle işte. Ben New York'ta insanlara böyle tecavüz edildiği zaman sokakta gezdiklerini düşünmüyorum. Bir şey söylüyorum. Şimdi sadece Türkiye'ye odaklanırsan %1 de suçtur, %10 da ben suçtur. Ben Türkiye'de yaşıyorum ya beyefendi. Evet. Başka ülkeye odaklanmak zorunda değilim. Ben kendi ülkemi konuşuyorum. Burayı nasıl hissediyorsunuz? Şimdi, ya dünyada olmayan şeyi Türkiye'de niye arayayım diyorum ben sana. Yani dünyada yok adalet. Türkiye'de de olmaz. Niye olmasın yani? Biz adalet... 40. 40. Ben 49 yaşındayım. Hiç adaletin olduğunu gördün mü? Evet. Ne zaman gördün? Niye olmasın adalet? Adalet ne için var o zaman? O zaman niye mahkeme var? O zaman niye savcı hakim var? Adalet, suçunu işleyen geçsin cinayet işleyen. Adalet mi hukuk mu? Her ikisi de. Ya, hukuk büyük hayvanların parçaladığı bir örümcek ağdır. Küçük hayvanların yakalandığı bir ağdır. Yani büyüksen o hukuk seni yakalayamaz. Sizin başınıza bir şey gelse nereye gideceksiniz? Ben kendi işimi kendim çözerim. Öyle mi? Yani. Burası Muz Cumhuriyeti mi beyefendi? E sen şimdi benim adaletimi sağlayın. Hukukumuz var, anayasamız var, kanunlarımız var ya, hakimlerimiz var, savcılarımız var, polisimiz var. Evet. Bakın dün 26 suç kaydı olan biri bir peki, kadın polisimizi sana... şehit etti. Tamam. Bu normal mi yani? Var değil mi? Hukuk... Şurada mesela bir insan 26 tamam, suç kaydıyla tamam. Geziyor, ya, sizin can güvenliğiniz var mı? Dün bir polis kızımız şehit oldu değil mi? Evet. Şimdi o adam nereye gitti? Hapishaneye gitti. Hukuk mu? Adalet mi? Onun asılması gerekmiyor mu? Asılması gerekiyor çocuğun. Onu ben beslemek zorunda değilim. Ve sen de diyorsun ki adaleti gör. Şimdi bir kız çocuğu, polis olması önemli değil. Bir kadın. Sen bir erkeksin, kafasına sıkıyorsun. Sonra ben seni vergilerimle besliyorum. Bu adalet mi? Şimdi ben buna mı güveneyim? Ya sen bana ölüm cezasını getirmediğin sürece bu ülkeye, cezaları arttırmadığın sürece, sistemi geliştirmediğin sürece böyle gezersin mikrofonunu adalet adalet diye ararsın. Hani şeyin dediği gibi almış ya kandalini ne arıyorsun adalet arıyorum diye ararsınız ya. Yani. Teşekkür ediyorum, yani. Sağ olun. Adalete güveniyor musunuz Türkiye'de? Yok. Neden? Ne adalet? Adalet mi var? Yok mu? Adalet olsa olsun ki 26 suç kaydı olan şahsı bırakırlar mıydı? Birinci önce polisimiz öldü yani. Adalet miydi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle düşünün, bakın toplumda böyle olaylar olduğu zaman bir grup var ve bunlar bir anda böyle hortluyorlar. Diyorlar ki vay bunun karşılığında biz şer'i kanunları isteriz, idam isteriz diyorlar. Bunlar her olayı bu şekilde kendilerine yontuyorlar. Ne zaman böyle toplumsal infial yaratacak bir şey olsa, bir olay yaşasa bu ülke, bunlar hemen hortluyorlar. İdam gelsin, idam gelsin diye. Bu ülkede bir idam gelse ilk kimlerin bu idam cezasına çarptırılacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Mesele idam gelmesi değil. Bizim zaten kanunlarımız da var. Mesele o kanunların düzgün uygulanmıyor oluşu. Eğer bir insanın 26 suç kaydı varsa ve bu insan elini kolunu sallayarak sokakta gezebiliyorsa demek ki sizin kanunlarınız uygulanmıyor. Yok, bizim böyle bir kanunumuz yok. Bizim 26 suç kaydı olan birini dışarıya salacak bir kanunumuz yok. Uygulansın kanunlar. Neden hemen idam gelsin, o gelsin, bu gelsin, yok şeriat gelsin, kolunu kestiyse biz de kolunu keselim diyoruz. Kanun var ya, kanun var. Ve kanunları uygularsın, bir kere de öleceğine her gün ölür cezaevinde. Yani budur olması gereken. Kanunlar bunun için var, adalet bunun için var. Yani böyle saçma sapan konuşan insanları tartışmaya girmeye gerek yok. He de geç yani. Ben de onu yapıyorum. Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Türkiye'de adalet var mı ki güveneyim? Yok mu? Yok tabii. Hiçbir şekilde yok. Neden olmadığını düşünüyorsunuz? Ne olsun, adam 20 tane suç işlemiş dışarıda. Hani nerede adalet? Biz telefonda bir şey yazdığımız zaman 50 tane mahkemelerden kağıt geliyor. Yok polise git ifade ver. Yok mahkemeye git ifade ver. Bu adam 20, yani devam mı etsin? Yarın bunu da bırakacaklar gene. Ne yapacaklar? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hiçbir zaman. Kendime güvenmekten başka bir şeyim yok. Kime güveneceğim? 5 gün oldu, evin zemin katını su bastı. Hem İstanbul Büyükşehir hem Bakırköy Belediyesi'ne
şey tamam kayda alındı 5 gündür suyu gelip çeken yok. Nesine güveneceğim? Ne iş yapıyor bunlar? Salla başı, al maaşı, başka hiçbir şeyleri yok. Ne olacak peki? Bir ülkede adalet olmadığı zaman insanlar, vatandaşlar o ülkenin kanununa, hakimine, savcısına, polisine güvenemezse ne olur? Valla işte bizim zaman şeylerde herkes kendi uçağını kendi yapsın derlerdi. Pozisyon odur. Yapabiliyorsam uçak yaparım. Kimseye danışmama gerek yok. İlla ki biri yolda bırakır. Durum o durum. Hiç birlik, beraberlik var. Kaç katlı evde oturuyorsun, kaç kişiyle arkadaşlığın, tanışıklığın var. Kaç kişi akşamlı yemeğine gidip geliyorsunuz. Eskiden kapıların önünde otururdu. Selerlerdi, halıları, kilimleri, yemekler yenirdi bizim zamanımızda. Evet. Aynı apartmanda oturuyorsun, kimse kimseyi tanımıyor. Bilmiyorsunuz. Eşin, dostun, güveni, bir şey olsa bir bağırsan kimse gelir mi? Ne olmuş der, girer içeri. Durum odur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii ki de hayır. Güvenmiyorum. Tabii ki de. Adalet mi var? Sadece isim var. Amcacığım hemen bana da sorayım arkadaşınıza. Tamam sor ben cevap. Adalet sistemine güveniyor musunuz? Ya benim söylediklerimi sadece yayınlayamazsın. Ben yayınlarım. Hiç izlemedin herhalde benim programı. İzledim. Aşk olsun. İzledim. Adalet programı bana soruyorsan bu ülkede adalet yok derim. Daha detayına girersek. Girelim. Beni içeri alırlar. Bak daha ben idmanlıyım bu konuda. Girmişliğiniz var mı içeriye? Oh hem de kaç sefer? 3 sefer. Ne diye girdiniz? Devamlı. Giriyorum çıkıyorum. Ne diye giriyorsunuz çıkıyorsunuz? Hep bunlardan. Sokak röportajından mı? Evet bir keresinde hep öyle. Ya beyefendi sokak röportajlarında konuştuğu için 3 kere içeriye girip çıkıyor. Adamın cinsel istismardan tutun uyuşturucuya kadar, tacize, tecavüze kadar, uyuşturucu satıcılığına kadar suçu var. Adam dışarıda geziyor. Gezer. Bir de polis şehit ediyor. Gezer. Sahasında Amerikan kanunları var, Amerikan polisleri var. Ne yapıyorlar bunlara? Gördüğü yerde indiriyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim polisimiz... Besliyor. Ne yapıyor? Beslemeye. Yok ikaz, yok o bu falan filan. Bir daha al götür içeride besle bunu. Şimdi şu polis katili içeride ne olacak? Yiyecek, içecek, o ne güzel. Ama Amerikalı olsa bunu yapamaz. Ben yazdım. Yazamaz. Hemen ölür. Çöp kamyonunu da mı götürmüşler? Çöp poşeti mi? Evet. Ben olsam dedim bunu ayaklarından bağlarım arabanın arkasına. Ellerinde ters yüzüstü Ümraniye'den Çağlayan Adliyesi'ne kadar sürterek getiririm dedi. Veyahut Silivri cezaevine kadar dedi. İşte amcam mesele ne biliyor musun? Onu... Yani sürüttürsen de, ibreti alemde yapsan önemli değil. Önemli olan o adamın o suçları işlerken hala dışarıda oluyor olması. Senin sistemin olsaydı onun ilk iki suçunda zaten hadi diyelim ki bir tanesini 18 yaş altı yaptı diyelim. Sonraki suçlarda o adamın dışarıda ne işi vardı, bunlara ne gerek vardı değil mi? İşleseydi sistem. 26 tane ya. Evet. 26 suç kaydı ya. Olacak şey mi? Bıraksaydınız da 53 tane daha yapsaydı. Amcamla bir röportaj daha yaptım. Buyurun gelin alın bu dördüncü. Amcam konuştu. Atın içeriye. Yani. Böyle konuşan insanları ürkütüyorlar. Nedir? Sokak röportajında konuşuyor diye ama suçlular dışarıda. Bir tane kızcağız aldılar işte alıp bıraktılar ya. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Sen korktun mu mesela amcacığım içeriye girdiğin için? Hiç korkmadım. Ben bir de gaziyim. Aynen öyle. Kartımı da göstereyim. Savaş gazisiyim. Kıbrıs gazisiyim. Ben bu ülke için, bu ülke vatan toprakları için kanımı dökmüşüm. Ve bunları görmek için, böyle adaletsizlikleri, böyle şeyleri görmek için. Olacak şey değil. Benim ülkemin gazisinin konuşma hakkı yok. Bu ülke için kanını dökmüş gazimiz konuştuğu için 3 kere içeriye alınıyor. Yani yapacak bir şey yok. Vatan esas olay vatansa, ülkeyse gerisi klasik bir laf var. Teferruat. Tamam bitti. Benim içeri girmem, almaları bilmem ne o bu. Onlar mevzu değil. Yeter ki bu ülke adam gibi yönetilsin. Böyle insanlar dizayne edilmesin. Yani o oraya bu buraya falan filan olmasın. Ayrışçılık olmasın. Kapalı kadın, kapalı benim bacım, açık da bacım. Herkes kardeş bu ülkede. Yaşamasını bilecek. Yaşayamazsa ülke kötü. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorayım ya Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz acaba? Yok sormayın. Çekiniyor musunuz? Yok çekineceğim bir şey yok ama siz... Ben takip ediyorum sizi de. Sevmiyor musunuz beni? Yok, herkesi seviyorum ben. Ama bazen siz sevmiyorsunuz galiba. Genelde izlediğim kadarıyla sokak röportajlarında hep böyle yurt dışı odaklı gurbetçilere özellikle. Şimdi oradaki insanlar isteyerek gitmedi o ülkelere değil mi? Zamanında 30 yıl, 40 yıl önce çalışmaya gittiler. Bu ülkenin ekonomisi 40 yıl önce, 45 yıl önce iyi olsaydı o insanlar da burada olurdu. Burada çalışırdı. Şimdi izliyorum genelde böyle röportajları. Kurulu düzen, bilmem ne, bırak gel buraya, burada çalışma. Ne hastası mı oldunuz?
Yok yani bu bir saçma bir soru. Şimdi o zaman ben de şöyle diyorum, İstanbul'da büyük şehirlerde madem bu kadar hayat şartları zor, herkes köyüne dönsün. Herkes şu İstanbul'un %70'i belki köylerden gelme insanlardan oluşuyor değil mi? Yani sıkıntı o değil ki. Sıkıntı yani gel derken şunu diyorlar mesela. Hani geliyorlar burada her şey çok güzel diyorlar ya. Yani buradaki işte insanların aldığı gelir ortada. Evet. Asgari ücret ortada. Evet. Burada mesela bir yemek yeseniz şimdi verdiğiniz hesap ortada. Şimdi buraya gelip buradaki insanlar çok rahat yaşıyor dediğiniz zaman bunun karşılığında diyorlar ki hani o zaman çok beğendiysen burayı gel buraya diyorlar. Rahat yoksa yaşayan, niye gelsin? Çok rahat yaşayan da var. Bakın ben 15 gün oluyor buraya geleli. Kaç tane il gezdim. Vallahi ben açık konuşayım. Ben kendim daha şey durumda gördüm kendimi. Kaç tane il gezdiniz? Yaklaşık 7-8 tane. Bakın bir de şey değil. Yani Ege bölgesi, Antalya bölgesi değil. Bu gezdiğim bölgeler Karadeniz bölgesi. Ne bileyim İç Anadolu. Çok rahat insanlar gerçekten de. Hani benim gidip de rahat bir şekilde yemek yiyemediğim yerlerde güzel. Bir de şu ben şunu fark ettim. 3 yıldır ben gelmiyordum. İnsanlar evde yemek kültürünü kaybetmiş galiba. Hep dışarıda yemek yiyorlar. Biraz daha ben de genelde dışarıda mesela kafelerde, restoranlarda yemek yiyenler yurt dışından gelmiş olanlar oluyor. Turistler oluyor. Şimdi ben mesela Kastamonu'nun bir ilçesi. Neden böyle söylüyorum onu da söyleyeyim. Şimdi asgari ücret alan bir insan ve emekli maaşı alan bir insan gidip de herhalde ki o restoranlarda yemek yiyemez, doğru mu? Onlarda yemek yiyorsanız var, maddi gücünüzün iyi olması gerekiyor. Şu var, benim kız kardeşimin eşi 42 yaşında emekli olmuş. Çalışıyor bir de onun üzerinde. Çalışıyor 18-20 bin lirada ekstra para kazanıyor. Şimdi 42 yaşındaki sen bu kadar insanı, 44 yaşındaki bu kadar insanı emekli yaparsan normal bu. Diyelim hükümete niye bu kadar erken emekliliği çıkardı? Ben karşıydım zaten, bu neydi onun ismi, EYT mi? Karşıydım ona zaten. Şimdi ben de 77 doğumluyum. Seçimi kazanacağım diye çıkardı hemen EYT. Ama bir de öbür taraftan da baskı oldu. Onların şimdi, dediklerini tam olarak yapmadılar ki zaten. Kendi kafalarına göre yaptılar. Bu şey seçim kazanmak için yapmış oldukları bir şeydi ama bence yanlış bir şeydi. Siz yurt dışında nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da yaşıyorum ben. Oy kullanıyor musunuz orada? Oy kullandım ben. Kimin kullandınız oyunuzu? Yani bu benim kendi şeyim, özelim de. Biz de hiç anlamadık zaten. Hadi hocam Kılıçdaroğlu'na verdim desem ne yapacağım? Yok şaşırmayacağım. Yok ben oy kullandım ama bazı şeylerine de karşıyım gerçi. Şimdi ben objektif olursak eleştirirsek şey, neyi eleştirirsiniz? Şimdi 2014'e kadar iyiydi. 2014'ten sonra bir şeyler oldu, bilmiyorum ne oldu. Dış politikada evet ben seviyorum hala Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ama içeride biraz daha şey galiba ben şöyle hissettim. Bir başıboşluk var. İsteyen insanlar istediğini yapıyor gibi geliyor bana. Dün ve önceki gün bir olay gördüm. Bir kişi 29 suçtan dışarıda geziyor ve bir polis memurunu şehit ediyor. Şimdi bu insan 29 suçtan aranıyor mu ne bilmiyorum. Bu insan ne kadar, nasıl dışarıda gezebiliyor? Şimdi bunu dışarı çıkarırsan bu kadar insanı, böyle insanlar da çok aşırı derecede. Almanya'da olur mu böyle? 29 yok, suçu olmaz. İşleyen bir insan, yani, cinsel istismardan tutun da uyuşturucuya kadar her şey var. Cinsel istismar oralarda da var. Hayır, bu böyle bir suç kaydı olan bir insan orada mesela bir elini kolunu sallayarak gezebilir mi? Gezemez. Ama bu da senin şeyinden kaynaklanıyor. Yasalarındaki boşluklardan. Yasalarda boşluk yok. Var var. Çok yok yok hayır. Gerçekten çok yasalar var. Çok net aslında bize uygulandıktan sonra. Uygulanmıyor işte. Uygulanmamasında bir şey sıkıntı var. Belki siz de bunu yaşarsınız bilmiyorum. Şimdi mesela siz bir işlemeyecek bir şey işliyorsunuz, suç işliyorsunuz. Bir tanıdığınızı araya sokuyorsunuz. Siz ondan kurtulmak için. Bunu sağ sol demeden daha bakın 2 gün önce ben kendim gördüm. CHP milletvekili Bulgaristan'dan kendi milletvekili aracıyla kaçak sigara sokmuş ülkeye. Şimdi bunu milletvekili yapıyorsa, bunu sadece ben o milletvekili için demiyorum, bunu genel insanlar da yapıyor bunu. Bir suç işliyor mesela, araya tanıdığını sokuyor, onu sokuyor, bunu sokuyor, kurtuluyor. İşte bu olmaması gerekiyor bu ülkede. Bu çok bunu var. Önersen, örnek veriyorum mesela, bir dahaki seçim ne zaman? 2028'de değil mi? 2028'de hadi diyelim ki değiştirelim bunları, gitsinler. Bir şans verelim CHP gelsin değil mi? Geldiği zaman bunları düzeltebilecek mi? Çok zor. Yani bunu daha öncesinden, mesela Almanya yasalarını, kanunlarını, bir Alman asla ve asla bir polise karşı gelmez. Bu Türkiye'de gelemez. Yani gelse de o polis onu gerçekten, bak şaka söylemiyorum, yere yapıştırır. Hiç acımazlar. Hani belki de görürsünüz örneklerini. Amerika'da da böyle, ne bileyim başka ülkelerde de böyle. Şimdi bizim ülkemizde ben bakıyorum insanlar çok rahat bir şekilde polise ters davranıyor. Polise karşı bir şeyi var. Yetkilere de az. Ne bileyim
çok öncesinden olması gerekiyordu bunlar. Biraz geç kalmış. Ama işte bu sistem bu hale gelirken bir 22 senelik iktidar var ya. Yani bu sistemi aslında düzeltmesi gereken bu iktidar uzun süre soluklu bir iktidar sonuçta. Oturtabilirdi isteseydi. İsteseydi evet. O yüzden bunu düzeltmek için aslında başkalarının gelmesi ve onlara bir şans verilmesi gerekiyor. Ve görmemiz lazım. Evet. Şimdi bazı yerlerde veriliyor şans. Yapabiliyorlar mı evet. Sizce? Ne bileyim. Belediyelerde ne bileyim. Ya ben şey olarak değil, ben bir sabit bir görüşüm yok. Ben çalışan herkesin başarılı olmasını isterim ama çok öncesinden yapılması gerekiyordu bazı şeyler. Ben 77 doğumluyum. 2003'te gittim Almanya'ya. 2003'ten önce de böyleydi bu ülke. Yani 90'lı yılları ben iyi biliyorum. Yaşadım, İstanbul'da da yaşadım. Öncesinden de böyleydi. Şu anda da böyle, hiç değişen bir şey yok. Yani değişen çok şey var bakın. O zaman kör topaldı sistem. O zaman insanlar şimdi biraz daha şeydi. Hiç yani sıfır. O zaman insanlar bilinçli değildi. Bir de bu kadar şey yoktu. Teknoloji bu kadar, cep telefonu ne bileyim bilgisayar bu kadar yaygın değildi ya da hiç yoktu. O yüzden insanların bazı şeylerden haberi olmuyordu ya da geç oluyordu. Aynıydı yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Adalete güveniyor muyuz diye soruyorum. Tabii ki güveniyoruz. Adaletsiz bir hukuk olur mu ki? Olmaz. İlla ki güveniyoruz. Güveninizi sarsacak olaylar oluyor mu? Her an yok. Tabii ki bazen sorunlar olur ama o kadar değil yani. Türkiye'de adalet var. Her zaman vardır. Buna inanmalıyız ve güvenmeliyiz. Hani sonuç bundan ibaret. Kadın polisimiz şehit oldu biliyorsunuz. 26 suç kaydı olan biri tarafından. Ne düşündünüz? Ne hissettiniz? Çok üzüldük. Yani o kanunlara bir idam gelmesi lazım. İdam. Bu kadar genç insanları... Kanunlar niye uygulanmıyor da idam gelsin? Kanunlar uygulansa zaten içeriden çıkamaz. Ablacığım öyle de işte burada sistemler öyle götürüyor. Devlet kanunları öyledir ama buna bir çözüm bulmaları lazım. Kanunları uygulamaları lazım. Kanunlar çünkü ağır zaten. Aynen. Biz de buna gönlümüz razı değil. İnsanlar sokakta katilsin. Polisimiz, askerimiz... Mesela sokakta hırsızı var, hırlısı var, iti var, kopuğu var. Şimdi bunların... Bizim sonuçta can güvenliğimizi tehdit ediyor bunlar. Ya illa ki biz de buna karşıyız. Tabii biz bu güvenliğimizi sağlamalı. Polisimiz bizim güvenliğimizi kuruyor insanlara silah kırıp da buna... İdam çözüm değil. Neden? Çünkü bizim zaten kanunumuz var. Onları yeter ki uygulasınlar. Onlar zaten içeriden çıkamaz. Yani illa ki tabii ki biz bu olaylara karşıyız. Yani herkes yüz yüze yaşamalı. Kimse kimseye silah sıkmasın. Yani bu olayla... Hoş bir olaylar değil yani. Biz de buna karşıyız tabii ki. Herkes üzgünce yaşamalı. Kimse kimseye şey yapmamalı. Ama siz güveniyorsunuz adalete. Tabii ki adalete kime güveneceğiz? Devletimize güveneceğiz. Adaletimize güveneceğiz. Başka adalet şey olmasa ne olur bu ülkede? Huzur olmaz. Ortam olmaz. Güzel yaşanmaz olmaz. Her şey sıkıntı. Yani bundan ibaret. Mesela ekonomi bile adalete bağlı. Ekonomiye de yabancı yatırımcı bu ülkenin adaletine güvenmezse gelip de burada yatırım yapmıyor. Abicim, tabii ki öyle. Yani herkes bir güven, bir ortam olmadığı zaman ne turisti gelir ya yabancısı gelir. Hep sıkıntı. Ama inşallah iyi olur. Umutlarımızı kaybetmeyelim. İktidara güveniyor musunuz? Tabii ki güveniyoruz. Yani güvenmezse kime güveneceğiz? Oy veriyor musunuz onlara? Tabii veriyorum. Ondan hiçbir sıkıntı yok. Hani başka kime oy vereceğiz? Mecbur yani. Hiç güveniniz sarsılmadı mı iktidara? Vallahi şu an biraz sıkıntılı yani. Sarsıldı galiba. Yani sarsılma şöyle işte ekonomik mektubundan dolayı ama yine de mecbur yani. Niye mecbur olsun? Bir sürü parti var yani. Ya herkesin kendi gülünde yatan bir şey var. Sizin böyle gönlünüz hani artık ben bir kızdım yeter artık bu bir değişsin dediğiniz anlar olmuyor mu? Ya illa ki oluyor da yine de hani illa ki bir yere oyumuzu kullanacağız yani sonuçta böyle yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın amca? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben bugün şunu soruyorum. Adalete güveniniz ne durumdadır? Zor bir soru. Çok zor bir soru yani. Yorum yok. Yok mu? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Sorunuz çok zor. Cevap vermekte zorlanıyorum. Çekiniyor muyuz? Hani başıma ne gelir diye mi cevap vermiyoruz? Yani sokak röportajına konuşmak suç değil. Yo ben ondan dolayı değilim de sorduğunuz sorunun cevabını vermekte zorlanıyorum. Yani ne diyeceğimi bir örnek vereyim mi size? Hani nasıl bakalım? Bir örnek vereyim mi? Yani hangi pencereden baktığınızı... Mesela dün bir kadın polisimiz şehit oldu. Ve 26 tane suç kaydı olan biri tarafından öldürüldü, şehit edildi. 26 tane suç kaydı olan birinin halk arasında gezmesi gibi mesela. Bir örnek bu. Hayat böyle bir şey işte. Dünya kurulduğu günden beri ölümler oluyor, doğumlar oluyor. İnsanlar bir şekilde hayatlarını kaybediyor. Çok üzgünüm yani dünkü olaya. Aşırı derecede üzgünüm. Yani ne olay ne neden oldu? Çözüm yani cevap bulmakta zorlanıyorum yani bir hiç uğruna. En büyük sorun eğitimin eksik olmasından kaynaklanıyor. Eğitim olursa her şey olur yani. Bu dünya kurulduğu günden beri eğitimle ilgili sorun var. Eğitimi düzeltirsek adalet de olur. Sizdeki eğitim ne durumda sizce? Her şey
bir bileşendir, bir zincirdir. Halkalar zayıf olunca, bu halkalardan birisi zayıf olunca diğerleri de otomatikman hepsi zayıf olur. Hepsi birbirine bağlı değil mi? Tabii, yani hepsi birbiriyle ilintili. Onun için bir yerden milat ilan edip sıfırlayacağız. Toplum olarak herkesin bunu kabullenmesi lazım. Yani bir kişinin ben yapacağım olacak diye bir durum söz konusu olamaz. Herkes elini taşın altına koyacak. Acı ilaç mı, şerbet mi diyorlar. Onu herkes içmeli bence yani. Sizce bu iktidar sistemde destekliyor musunuz kendilerini? Yani bu iktidar sizce bu söylediklerinizi tesis etmek için çabalıyor mu? Yani iktidar da bu işin bir bileşeni. O da halkın yani tezbihin imamesi. İşte o da bir bileşen. Toplum da katkı verecek ki onlar da bir şey yapabilsin. Onlar sorumlu ya bu güveni tesis etmekten. Destekliyor musunuz iktidarı? İktidarı bizim ülkemiz böyle başlamış böyle gider ya. Güvenim var ama yani bulunduğumuz konum itibariyle Türkiye sürekli zorlanır. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Türkiye'de adalet sistemine güveniyor musunuz diye soruyorum. Yok. Güvenmiyorum. Neden? Benim de yaşadıkları var ondan dolayı güvenmiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Türkiye'de adalete güveniyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Ama korkuyoruz. Güvenmiyoruz ama korkuyoruz. Sokak röportajı yapmaktan korkuyoruz ama insanlar 26 suç kaydıyla sokakta felilik felilik geziyor. Aynen. Heh, o aynen. Doğru yavrum. Aynen. Çok doğru hem de. Evet. Şurada iki kelime edemiyoruz ama adam 26 tane suç işlemiş. Tacizinden uyuşturucusuna kadar. Bu bahsettiğim kişi bir kadın polisimizi öldürdü, şehit etti. Yani sokakta geziyor. Kendinizi güvende hissediyor musun? Tabii ki etmiyorsun yavrum. Akşam vakti dışarı çıkamıyorsun ki bir korkun oluyor tabii. Tabii ki yavrum. Ben teyzeme mesela gitmek istiyorum. İki adımlık yer. İnsan biraz çekiniyor. Bakırköy'de mi? Biz Acıbadem'deyiz. Acıbadem'de tedirgin oluyorsunuz. Tabii olunuyor. Acıbadem'de tedirgin oluyorsak Bağcıları yani düşünemiyoruz. Biz tabii de düşünemiyoruz. Biz de düşünemiyoruz yavrum da hani hayat bilmiyorum artık. Bir ülkede sizce adalet olmadığı zaman ne olur? O ülkenin sonu. Ben birazdan anlatacağım ne olacağını da. Oluyor işte. Görüyoruz yavrum. Anlatmaya gerek var mı? Mesela böyle başınıza bir şey gelse Allah korusun hani gelmesin de adalette biz bunun karşılığını alırız hissiyatınız var mı? Suçlular cezasını çeker, içeriye yok, girer. Yok öyle bir şey yok. Görmüyoruz çünkü. Televizyonlarda da izliyoruz. Bizim yani gördüklerimiz başka. Biz öyle adalet madalet yok. Yok yavrum. Adaletimiz biraz. Ben konuşmayacağım. Adalet falan yok yavrum ama ne yapacaksın? Böyle yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hı, görüyoruz her şeyi ama yaşıyoruz tabii ki. Susuyoruz. Susuyoruz. Aynen. İçimize atıyoruz. Doğru söylüyorsun yavrum. Biz böyle sustukça, içimize attıkça bunlar daha çok kuduruyorlar, daha çok azıyorlar, daha çok böyle sokaklarda geziyorlar. Başımıza tabii, hep daha tabii. Büyüğü geliyor yani. Adalet yok yavrum. Adalet olsa yani ben yurt dışından dönme bir insanım ama orada adalet var. Nereden? Ben Almanya'dan. Orada mesela gezemez değil mi? 26 suç kaydı olan biri sokakta. Nerede? Gözümüzün önünde olan olaylar oldu. Kaç senedir yatıyor, hala yatıyor. Adam girdi şimdi 65-70 yaşına, 50 yaşında girdi, hala şeyde. Tabii ya, orada kanun var. Bizde de hapise işte gazeteciler giriyor, sokak röportajında konuşanlar giriyor. Bizim hapislerimiz bunlarla dolu yani, suçlular dışarıda. Suçlular dışarıda oluyor, evet yavrum. Yani işte öyle yaşanıyor. Tabii ki görüyoruz her şeyi ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Çok sağ olun. Size de sorayım, nasılsınız, iyi misiniz? Türkiye'de adalete güveniniz ne durumdadır diye soruyorum. Güveniyorum. Güveniyor musunuz? Adalet mi kaldı? Hanımefendi, adalet yok. Adaleti yerle bir ettiler. Nerede adalet var? Neden güveniniz sarsıldı böyle? Nasıl sarsılmasın be kızım? Her şeyi bitirdiler. Adalet yok. Bir ülkede adalet olmadı mı nasıl yaşam olur? Sen nasıl bir adalet istiyorsun abla? Ben Atatürk'ün zamanında kurulduğu o adaletten istiyorum. Değil herkesin mi? Eşit sayıldığı. Evet. Eşit, kadın, erkek ayrımı yapmadan çocuk. Ufacık çocukların rızkına geçiyorlar be. Böyle adalet mi olur? Kaç aydır da davranışı çözemediler. 26 suç kaydı olan birinin
biliyorsunuz ki bir şehidimizi polis şehit etti. Yani bunun karşılığında 26 tane suçu var. Bırakıyorlar, sokaklarda geziyor, adam öldürsün diyor. Bak genç yaşta polis, sen onu annesi öyle kolay mı yetiştirdi? Evet. Babası öyle kolay mı? Bak biz nasıl çalışıp çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumu okula bıraktım, durmadan para istiyorlar. Para vermek için. Yani kolay mı onu okuttu da kazandırdı? Değil mi? Yazık değil mi? Sen suçlu insanı al dışarı. Bir de ben bir laf söylesem beni alır tutuklarlar. Aynen valla. Hele bir buradan bir ağzınızdan yanlış bir şey kaçsın, bak ne oluyor. Hemen bizi tutuklarlar. Ya o kadar hapiste yatan insanlar bir laf söyledi diye tutuklu. Evet. Ama bugün imam onu, ne oldu bilmiyorum o da var. Onun da yine şey mahkemesi vardı. Bir laf söyledi mi söylemedi mi doğru değil. Neyse kızım, konuşacak çok şey var. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz takip nasılsınız? Ediyorum. Çok sağ olun. Sizin var mı adalete olan bir güven sarsıntınız var mı? Ne durumda? İnsanoğlu aslında vahşi bir doğadır. Şimdi insanı yetiştirmediğin zaman insan ne olur? Yani muhtemelen doğanın kurallarına göre yaşar, şekillenir, zarar verebilir. Ama sen onu yetiştirdiğin zaman ya düzgün bir birey olur. Aslında o dünkü caninin tek suçu yoktur aslında. Ya bu kadar yani onu sistemle ilgili diyorum, ailesinin. Ondan sonra sistemin o şekilde götürmeleri de doğru değil de tabii daha fazlasını hak ediyor. Zaten onu sistem oraya kadar getirdi. Evet, yani 26 kere o sistemden yani kaçıp özgürce gezebiliyorsa elini kolunu sallayarak sistemde bir sıkıntı yani var demektir. Onda tek bulmuyorum, sistemde buluyorum. O yüzden yani dediğim gibi insan vahşi bir varlıktır. Yani sen onu yetiştirmediğin sürece ne yapabileceği hiç belli olmuyor yani. Yani sonuçta burada hani gündemi meşgul edecek çok şey yapıyorlar. Mesela en son Narin olayında bayağı bir gündemde tuttular ama hayra da açıklayamadılar yani. Ya 90 hane bir köy, bakın bir avuç bir yer yani, bir avuç yerde hala biz katili arıyoruz. Evet. Ya inanılır gibi değil. Herkes yani. Herkes biliyor, herkes katili biliyor. Babası bile biliyor. Gerçi babası bile şeye saldırmaya çalışıyor. Yani gazeteciye saldırmaya çalışıyor. Evet. Yani çok acı, trajik. Yani hiç aklın, mantığın, yani vicdanın el veremeyeceği bir şeydir. Ama yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Mücadele edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani aynen, umudumuzu kırmayacağız. İyiler kötüler kadar cesur olmadığı sürece bu sistem böyle devam eder. Yani, cesur olmaya mecburuz. Cesaretimizi herkese bulaştırmak zorundayız. Evet, ben çocuğu okuldan sizi gördüğüme de çok sevindim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Aslında söylenecek çok şey var arkadaşlar, söylenecek çok şey var ama gördüğünüz gibi yaptığımız röportajdan çıkaracağımız yine çok fazla sonuç var. İnsanlar mikrofona konuşmaktan imtina ediyor, korkuyor. Çünkü bu onlara malumunuz bütün medya tarafından öğretildi. Neden? Sokak röportajına konuşursanız başınıza bir iş gelebilir. Ama gördüğünüz gibi 26 tane suç dosyası olan bir insan, 26 ayrı suçtan dosyası olan bir insan elini kolunu sallayarak o masumane bir şekilde düşüncelerini ifade etmeye çalışan insanların arasında geziyordu. Ve bir kadın polisimizi, Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Bunun sorumluları var. Umarım bir gün bu ülkeye adalet gelir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdat, 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 Allah'ın imdat. Yalnız duran yok mu? Yok. İmdat diyoruz bize yani. Vallahi imdat. Gerçekten imdat. Bu kadar yani pahalılık olmaz.